Galatasaray'ın uzun önce... Gökmen abi sana bak, farklı bir soru sorabilir miyim? Sol canım benim. Bütün Galatasaraylı taraftarların merak ettiği bir soru. Bir senedir forvet alamayan, forvet arayan Galatasaray yönetimi 31 Ocağı kadar yani 3 gün 4 gün içerisinde bir forvet alacağına inanıyor musun? Alsa bile başarılı olacağını zannetmiyorum. Nasıl şimdi yani? Şurada şunu ısrarla şunu söylemek istiyorum. Ya Mustafa Cengiz kim? Galatasaray Kulübü Başkanı, Yönetim evet. Kurulu. Fatih Terim bir teknik olarak Galatasaray'da başarılmayacak başarıları aslanlar gibi taşımış, bütün dünyada tanınan bir takım, öyle mi? Evet. Fatih Terim'de bunda büyük etkisi vardır. Şimdi sen yani bir yönetim olarak Fatih Terim bütün mü değil mi? Demek bütün. Ki öyle olması lazım. Bir bütün olması lazım. Ama baktığın zaman Fatih Terim ayrı oynuyor. Yönetim ayrı oynuyor. Burada Fatih Terim'i oynuyor diye biraz ağır konuştum ama yönetim çıkacaksın kardeşim. Sen param yok, var yok veyahut da yok. Çıkıp diyeceksin ki ya ben transfer yapmak istiyorum ama bulamadım, edemedim bilmem ne. Mesela Pato olayında para yetişmemiş. 8-10 milyon çok euro para istemiş. Abi, çok para. Abi. Adam çok para. Evet, evet, onu ondan biliyorum. Dolayı alamıyorlar. Aynen. Şimdi bu alanı alacaklar, tenteni alacaklar. Tenten. Biliyor musun? Ben tenten diyorum. Şimdi bunları geldiği zaman ki forvet oyuncuları çok önemli. Çevresiyle yani kanat oyuncularıyla mesela ne bileyim ortadaki orta saha oyuncularıyla iletişim halinde birbirini anlayan tanıyan şeyler oyuncular olması lazım ki başarılı olabilsin. Yoksa mümkün değil. Gökmen abi bugün Galatasaraylı taraftarların ortak platformunda Galatasaraylıların ortak platformunda sosyal medyada özetle şunu savunduğunu görüyorum. Bak şunu şu duyuruyu yapmamızı istiyorlar. Hocamız Fatih Terim 31'ine kadar sabredin dedi diye Ocak 31'e kadar sabredeceğiz. O gün geldiğinde hocanın istediği transferler yapılmaz ve hocaya rahat çalışacağı bir ortam sağlanmazsa gerisini başkan ve yönetim düşünecek. Doğru. Fatih Terim bizim kutup yıldızımız. Evet. Her yer karanlık olduğunda ona bakarak yolumuzu buluyoruz. Fatih Terim ne derse doğrusu odur. Harika yorum yapmışlar. Zaten 31'ine kadar istenilen transfer yani forvet oyuncusu alınamadığı zaman Mustafa Cengiz ve yönetimi kapının önüne koyarlar. Bak o taraftar, bak o taraftar Galatasaray taraftarı mükemmel bir taraftar. Yani Fatih Terim'le birlikte takımıyla birlikte birlik oluşturmuşlar. O tribünler ya antrenman maçtan bir gün önce antrenman oluyor arenada. 40 bin kişi geliyor ya. Hangi taraftar yapar bunu ya? Ya şimdi böyle bir taraftara sen ihanet edemezsin başkan. Böyle bir taraftara ihanet edemezsin. Çık doğruları söyle. Ben bu işi beceremedim. Bırakıyorum ben. Bırak git. Çalıştıracak yani Fatih Terim'le anlaşabilecek birileri gelsin. Ya yalnız konuşuyorsun. Dışarı saldır. Tamam kelime azden güzel. Tamam çok tamam. Anlatıyorsun anda. Ne anlatıyorsun? Ne işe yarıyor ki? Galatasaray'ı daha çok fazla antipatik yaptın. Sevgili başkan. Bunu konuşurken ben üzülüyorum. Ama çık doğruları söyle. Transfer hakkında da paramız yok de. Ne bileyim alınan oyuncular pahalı de, o de, bu de, bir şey de. Bir şey anlat ki insanlar da anlasınlar seni. Milyonlarca bir 20-25 milyon Galatasaray taraftan anlasın seni. Sen ayrı yerlere sapıyorsun. Yani transfer dedikçe başka taraflara sapıyorsun ki insanların beynini dağıtacaksın. Dağılmaz. Transfere odaklanmışlar. Sosyal medya işte Ertem'in anlattığı gibi. Yıkılıyor ya bütün dünyada. Gökmen abi Galatasaraylı taraftarlara sesleniyor. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e sesleniyor. Bugüne kadar Fatih Terim konusunda, takım konusunda, oyun konusunda belki Galatasaraylı taraftarları biraz olsun kendisine göre doğru, size göre yanlış olabilir, incitmiş olabilir ama şu anda tarihi bir konuşma yapıyor Sayın Mustafa Cengiz ve yönetimine. Dünyada Galatasaray şu anda TT durumda. Galatasaray taraftarı dünyaya sesleniyor. Yani bütün dünya duysun, biz hocamızın arkasındayız diyor. Arkadaşlarımızdan buna uygun resimler istiyorum. O dünya gündemini bir verelim. İçerisi rejiden rica edeceğim. Gökmen abi buyurun. Canım kardeşim nereden baksan 10 senedir 15 senedir bağırıyorum televizyonlardan, bağırıyorum. 15 senedir. Galatasaray'ın ekonomik çıkışa geçebilmesi için kriz yönetimi kurmak zorundasınız dedim. Senelerdir. Hala birilerine veriyorlar. Mesuliyeti alıyor. Ondan sonra yönetim kurulu falan çıkacaklar. Ne yapacaklar? Galatasaray'ı kurtaracaklar. Ya bir tane kulak burun boğazcı var.
başkanlığa adayları koymuştu. Bundan iki şey önce Özdoğan. Özdoğan. Ahmet Özdoğan. Ya, kulak burun boğazcı adam ya. Kusura bakmasın ama söylediklerine de dedik dikkat etsin yani. Neticede doktor. Diyor ki ben diyor 2 senede Galatasaray'ın borcunu kapatırım diyor. En sonunda gittim dedim ki ya sen nasıl kapatırsın bunun borcunu ya bir kongrede? Bana ayıp ettin diyor. Ne ayıbı dedim ya? Doğruları söyleyin dedim ya. Herkes kendi çıkarı adına. Galatasaray'da azınlık var. Liseli miseli işte arkadaşları bilmem neleri. Bunlar azınlık. Olayları bütün olarak Galatasaray içindeki herkese etkilemeye çalışıyorlar kendi menfaatleri için. Ayıptır ya. Gökmen abi. Galatasaray adasının hali utanıyorum ben ya. Utanıyorum siz utanmıyorsunuz ya. Galatasaray'ın adası bitti ya bitti. Adayı... İkaz gibi duruyor orada ya. Galatasaray adası bu ya. Yazıklar olsun hepinize ya. Al Galatasaray'ın geldi Fatih Terim bugün gitsin bak istifa etsin. Galatasaray nereden baksan Fener'in durumuna düşer ikinci yarı. Bak söylüyorum burada. Ne alakası var? Gökmen abi, Mustafa Başkan yanında hemen senin solunda, ekrana göre senin solunda. Evet. Sayın Başkan şu anda yanında olsa transferlerle ilgili, Fatih Terim'le ilgili, çünkü seninle eskiden basın toplantılarına da giderdik biliyorsun, hatırlıyorsun. Evet, gerek yurt dışında gerek yurt içinde Şampiyonlar Ligi'nde yine gideriz, yine gideceğiz ayrı. Ama sen Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e ne sorardın? İlk sorun ne olurdu Fatih Terim'le ilgili? Önce bir Sayın Mustafa Cengiz'i yanında düşün. İlk olarak Mustafa Cengiz'e ne sorarsın Sayın Mustafa Cengiz'e? Sonra Fatih Hoca'yı da getireceğiz ekrana. Bir şunu sorarım. Transfer var mı yok mu? Var veya yok diyeceğim. O zaman çık açıkla diyeceğim. Çık açıklayacaksın. Ben yoksa mesela, açıklayacaksın. Beni vermeyin ekrana. Ben diyorum ki Sayın Mustafa Cengiz adına elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz Gökmen abi diyorum. Alabilecek kapasiten var mı? Doğru öyle yok. Kıvırmak falan yok. Anladın mı? Kırıldak olmak yok. Öyle yok. Siz başkanı der misiniz böyle? Galatasaray bak şimdi şöyle bir şey var. Burada bunu söylemek zorundayım. Bana başkan Galatasaray, biz hepimiz oy verdik kendisine. Ben divan kurulu üyesiyim. Oy verdim ona ben. Bana doğruları söylemek zorunda. Ben senelerde televizyona çıkıp aklımın yettiği kadar doğruları haykırıyorum. Haykırıyorum Galatasaray adına. Türk futbolu adına. Kendisi çıkacak doğruları söyleyecek. Doğru bana doğru. Peki ben doğruları söylüyorum. Paramız yok. Gitti. Paramız yok Gökmen abi. Durum ortada. En iyisini almaya çık çalışıyoruz. Söyle. Olmuyor. Ya çık söyle. Fatih Terim'i ne zorluyorsunuz adamı ya? Taraftar, takım, Fatih Terim yönetim bir tarafta. Camia bir tarafta. Yani Fatih Terim yani bıraksa, istifa etse daha mı iyi olacak ya? Çıkın doğruları söyle. Yoksa yok. Varsa var. Varsa ne var? Çıkın söyleyin ya. Doğruları bilsin millet ya. Ama Abdurrahim Albayrak konuşuyor ya. Konuşuyor. Evet o konuşuyor ama Mustafa Başkan da Galatasaray yönetiminin açıklamasıyla Abdurrahim abinin yaptığı açıklama birbirini tutmuyor. Abdurrahim Albayrak'ın konuşmasını verebilir miyiz? Albayrak'ın girişini. Vereceğiz Sinan abi. Çok şimdi güzel o çünkü. Gökmen çünkü abiden Fatih sorular bak, Mustafa Cengiz'e Sayın Başkan'a. Fatih Terim geçmiş dönemde Abdurrahim Albayrak çalıştığı zaman inanılmaz bir diyalog içindelerdi. Diyalog içindelerdi. Evet. Şimdi son dönemde görüyorum. Bu transfere gittiler işte Katar matar mı? Dubai'ye. O dönemde sezon başından beri gelen basın işte şey yapmışlar ikinci başkan. Ne bileyim basın sözcüsü falan. Ya Fatih Terim'le birlikte çalıştığı döneminle alakası yok Abdurrahim Albayrak'ın ya. İnanamıyorum adamı da bozdular ya. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bir o tarafa adam Abdurrahim Albayrak öyle sağa sola sallanacak bir adam değil. Adamı salladılar ya. Antipatik oldu adam ya. Ben bu kadar beceriksiz yahut da ne bileyim bu kadar tinesiz insanlar görmedim. Ayıp ya. Ayıp. Ayıp ya. Koca Galatasaray camiası bir iftar ediyoruz diyoruz ama sizler rezil ettiniz ya. Rezil ettiniz. Diğer sorunuz ne olurdu Allah Gökmen abi? Allah Galatasaray Allah taraftarları birçok soruları var. Sayın Başkan'a, Sayın Allah Mustafa Allah Cengiz'e. Başka ne sorunuz olur? Transferle ilgili diyorsunuz ki nerede? Hani çık açıkla. Fatih Hoca olsa mesela. Fatih Terim'in basın toplantısına girdik. Fatih Hoca'nın basın toplantısına girdik. En öndesiniz haliyle Fatih Hoca size ilk soru hakkını verdi. Fatih Hoca'ya ne sorarsınız? Allah. Vallahi Fatih Hoca'ya ne sorabilirim? Şöyle bir şey sorabilirim. Neden yönetimle, başkan ve yönetimle diyaloğunuz bu kadar farklı? Öncelikle bunu sorarım. Şimdi. Onun bana vereceği cevap ne diyecek? Ne diye, buna ne cevap verebilir bana? Bana söylüyorlar. Şöyle alıyoruz. Geldi gitti. Alacağız almayacağız. Adamı oyalıyorlar. Öyle diyorlar. Ne olacak o zaman? Ne diyeceğim ben?
Ne diyeceğim? Bu sefer benim de soru sorma şeyim kapanıyor yani. Fatih Terim'e. Yönetimle alakaları yok ya. Hazır mı? Galatasaraylı taraftarlar şu anda bir paylaşım yapmışlar. Forvet transfer, santrafor transferi bekleyenler. Gerçekten artık iş bu duruma geldi. Gökmen abinin fotoğraflarını paylaşıyorlar. Gökmen Özcan abi fotoğraflarını paylaşıyorlar. Alın Gökmen abiyi rahatlayalım diye. Bir yani beni kaldır ekrandan. Yok ki dünyada böylesi kalmadı. Gökmen Özcan'a alsınlar diyorlar. Gökmen abi gerçekten şu anda inanılmaz bir etkileşim var. Beyaz futbol etiketi, beyaz futbol bekliyor etiketine. Hem transferler bekleniyor.